küresel bir uyarıdır. Önemli bilgiler için beklemede kalın. Hükümet düştü. Bu insanlığı yok olmaya sürükleyecek bir olay. Panik yapmayın. Hastalık hakkında daha fazla bilgi için Distopya YouTube kanalını takip etmeye devam edin. Panik yapmayın. Dünya Sağlık Örgütü olarak üzülerek belirtiyoruz ki, bir hafta içerisinde Cordyceps kaynaklı zombi virüsü tüm dünyaya yayılmış olacak. Salgına karşı hazırlıklı olmanızı ve yetkililere kulak vermenizi öneriyorum. Umarız ki Cordyceps kaynaklı zombi virüsü salgını kısa sürede biter. Küresel elektrik kesintisinden sonra böyle bir virüsün çıkacağını daha önceden biliyordum. Amerikan ordusu tam donanımlı bir şekilde hepinize hizmet verecek. Evlerinizden dışarı çıkmayın. Bay Başkan, buradan çıkmalıyız. Anlamadım. Saldırıya geçtiler efendim. Pekala. Aşağıda enfekte olmayanlar var. Emin miyiz? Karar bu yönde. Aydınlatıyoruz. Anlaşıldı. Aydınlatıyorum. Zombiler. Beyin ölümü gerçekleşmiş biyolojik tehlikeler siz ve beyninizi yemek için geliyor. Her zombi filminde veya kitabında işler oldukça kötüdür. Mesela zombiler çılgına dönüyorlar ve her canlıyı cehennemden birine dönüştürmeye kararlı görünüyorlar. Ta ki dünyada daha fazla insan kalmayana ve hayvanlar hüküm sürene kadar. Kimse kıyameti sevmez. Netflix'te sakince vakit geçirmek çok daha güzeldir. Neyse ki zombiler dünyası çoğunlukla sinemamızda mevcut. Ama eğer gerçek olsaydı, ya zombi kıyameti geliyorsa... Merhaba, Distopya kanalına hoş geldin. Ben Distopya ekibinden Sait Gülüm. Şimdi sana bir haber vereceğim. 7 gün içerisinde bir zombi kıyameti patlak verecek. Böyle bir habere karşı hazırlıklı mısın? Eğer bir hazırlığın varsa bunları yorumlar kısmında bizimle paylaşırsan çok mutlu olurum. Eminim ki ben ve benim gibi hazırlıkçılar böyle bir kıyamete hazırlığını çoktan tamamladı. İşte bu videoda sizlere 7 gün içerisinde bir zombi kıyameti olacak olursa, böyle bir haber yayılırsa devletler ve milletler nasıl önlem alacak, onu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Zombi salgını 101 videosunun devamı olarak görebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Zombiler, yürüyen ölüler, aylaklar, ne derseniz deyin, imkansız değil mi? Birincisi, bu bizi ya olursa oyununu oynamaktan asla alıkoymayacak. Ama iki, düşündüğün kadar bu durum imkansız değil. Zombiler biraz çılgın ve kaotik görünen enfekte varlıklardır. Bir hastalık, dünya çapında bir pandemi, insanlara bulaşabilir bir zombi virüsü, yani bir zombi kıyameti, temelde bazı şeytani çağrışımları olan bir pandemidir. Uzun bir zamandır büyük bir pandemi içerisindeyiz. Ama yakın tarihin en kötüsü, 1918'de 500 milyon kişiye bulaşan İspanyol gribi salgınıydı ve 50 milyona kadar insanı öldürdü. Ve tabii ki 1300'lerin kara vebası, Avrupa, Afrika ve Asya'da oldukça etkiliydi. Avrupa nüfusunun yaklaşık %60'ını öldürdü. Bir zombi pandemisi için kötü haber, insanların her zamankinden çok daha yakın yaşıyor olmasıdır. Ancak iyi haber şu ki, deneyimli, daha iyi eğitimli ve başa çıkabilecek bir donanıma sahibiz. Zombi pandemisinin patlak vermesine kadar 7 günümüz olduğunu varsayarsak, eminim ki uluslar kendini hazırlarlardı. Hastalık salgını bastırmanın anahtarı hijyen ve karantinadır. Sivillere nasıl güvende kalacakları konusunda yönergeler verilecek ve tam bir vücut biyolojik tehlike giysisi en iyi şekilde insanları koruyacaktı. Hastaları alıkoymak ve yayılmayı durdurmak için merkezler kurulacaktı. Hastalığın nakliyesini durdurmak için sınırlar kapatılacaktı. Bu da kaos yaratabilirdi. Ve yollar. Seyahat etmeye çalışan insanlarla kitlendikçe virüs hızla yayılacaktı.
izlediğiniz her zombi filmi yemeğin, suyun önemini vurguluyor gibi görünüyor. Tıbbi malzemeler ve silahlar stoklanmaya başlanacaktı. Bunlar hayatta kalmanı sağlayan şeyler olacak. Hayatta kalma kitlerinde de önemli olan meşaleler, kibritler, su arıtma tabletleri ve ekipmanlar olacaktır. İnsanlar bunu atlatmak için ihtiyaç duydukları malzemeleri bir araya getirmeye çalışırken dükkanlar ve tedarikçiler, mağazalar yağmalanacaktır. İnsanlar konserve yiyecek, şişelenmiş su ve benzeri ürünlere adeta saldıracaktır. Kavgalar ve ayaklanmalar patlak verecek ve yaygın yağmalar olacaktır. Kaosta bir sürü insan yaralanacaktı. Bu yüzden nerede olduğunuz konusunda bilgili olmanız gerekir. Yemeğinizi siz temin ettiniz. Daha iyi hayatta kalma şansı istiyorsak takım olup gruplar oluşturmalıyız. Şehirler yağmalanmak için daha fazla kaynağa sahip olmasına rağmen zombi kıyametinde tam bir kabus olacaktır. Eğer 7 gün önceden bir uyarın olsaydı, sana tavsiyem stok yapıp herhangi bir yolla dışarı çıkman olurdu. Bu mümkün. Evet, yollar tıkanacak ama belki de bir şekilde başarmaya çalışmakta fayda var. Kıyamet gibi araba trafikleri. Ya da bisikletleri yükleyip şehirden kaçmayı dene. İyi malzemelere sahip uzak bölgeler, nükleer sığınaklar gibi. Onlar senin en iyi seçeneklerin olacaktır. Ancak bunlar da oldukça tehlikeli. Düşünsene, kapana kısılmış durumdasın ve bir enfekte içeriye girmiş. Bu oldukça kötü olurdu. Hem de oldukça kötü. Ordunun zombi kıyametinde nasıl bir rol oynayacağı tam olarak belli değil. Ve belki de ülkeden ülkeye değişir. Belki de daha yozlaşmış toplumlarda askeri müdahale vatandaşları korumak için kullanılır. Dışarıda bir zombi kasırgası olsaydı, dünya liderleri sorunla başa çıkmak için acil toplantılar yaparlardı. Belki de bu devirde zombileri tek bir yerde toplamanın bir yolunu bulabiliriz. Zombiler uçamaz. Ama savaş uçakları uçabilir. Dünya bir savaş alanına dönüşebilir ve siviller ölebilir. Ama bu kıyamette olur. Zaten bir zombi kıyametindeyiz ve sıradan halk asla önemli değil. Zombiler ne yapamaz biliyor musunuz? Yüzemez. Geniş mesafelere yüzmek kesinlikle söz konusu olamazdı ama eğer seçme şansım olsaydı, güzelce dolu ve stoklamaları yapılmış bir gemide olmak ve okyanus açıklarında kalmak isterdim. O enfekte topraklardan uzaklaş ve huzur içinde yaşamak için güzel bir ada bul. Bu da mantıklı değil mi? Ya enfekte olan birileri gemiye bindiyse? Onları okyanusa at ve onlarla işini bitir. Son bir düşünce. Zombilerin istediklerini aldıkları ve olasılığa rağmen dünyayı ele geçirdiğini düşünsenize. Dünyayı ele geçirdiler. Sonra ne olacak? Zombiler duyarlı olabilir mi? Sonunda mağara adamlarından gelen insanlar gibi yüksek zekalı varlıklara mı evrilecekler? Onlar sadece yeni bir cins mi? Yeni bir evrim dalgası mı? Yoksa dünyayı ıssız bırakarak öylece harap olup ölecekler mi? Eğer ölen sadece insanlarsa hayvanlar gelişecek mi? Bir sonraki yırtıcı kim olacak? Bir sonraki zeki varlık kim olacak? Önümüzdeki 1 milyon yıl boyunca yeryüzündeki yaşam nasıl görünecek? Bütün bu düşünceler belki de zombi olmak ve beyin emmenin basit zevklerinin tadını çıkarmak daha iyidir. Tabii ki burada hayatın en büyük sorunları mevcut. Biz öyle onlar gibi düşünemiyoruz. Düşünmek harika bir şey. Özetlemek gerekirse, sadece 7 gün öncesinden haber alsaydık, zaten iyi olanları hayal ediyorum, kıyamet planına sahip olanların hayatta kalma şansı daha yüksek olurdu. Kaos ve katliamlardan kurtulabilirdik. Ama yine de kaos ve katliamlar olurdu. Askeri müdahale ve nükleer müdahaleler. Ama ne var biliyor musunuz? İnsanlar geçmişte hastalık ve kaos açısından bazı zor şeylerle karşı karşıya kaldılar. Galiba bunu da atlatmanın bir yolunu buluruz. Ama belki de ben sonsuza kadar iyimserim. Ve bütün bunlar asla iyi sonuçlanmayacak. Sonsuz kıyamet olacak ve biz de bir kum tanesi gibi bu kasırga içerisinde savrulacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmadan Discord sunucumuza gelip Instagram sayfalarımızı da takip ederseniz çok çok mutlu oluruz ve ne çok şey saydım değil mi? Neyse, ben kaçtım. Ben Uluslararası Sağlık Merkezi'nden
boogeyman, the terrible, horrible boogeyman.